52 faktöriyel sayısını açtığımızda 52 çarpı 51 çarpı 50 nokta nokta giderek 3 çarpı 2 çarpı 1'e ulaşmış olacağız. Bu sayıyı düzenlediğimizde oldukça büyük bir sayı bulmuş oluruz. Bunun sonuna da sıfırlar gelir. İşte biz bu sıfırların adedini bulmaya çalışacağız. Bir sayının sonunda sıfırın olması için o sayıda 10 ve kuvvetlerinin çarpım olarak bulunması gerekir. Mesela 73 çarpı 10 üzeri 2 dediğimizde sayımızın sonunda 2 tane sıfırın bulunacağını söylemiş oluruz. Şu onları elde etmek için bizim ihtiyacımız olan 5 ve 2'lerdir. Burada kaç tane 5 çarpanı var, kaç tane 2 çarpanı var bunu belirlememiz gerekir. Bunun için bir yöntemimiz var. Mesela 52 faktörelin içinde kaç tane 5 çarpanı var bunu bulmak için biz 52'yi kaça böleriz? 5'e böleriz. 52 bölü 5'te bölüm 10 gelir. Kalan önemsiz bir şekilde 5'e bölünüyorsa 5'e bölmeye devam ederiz. Bu sefer de bölüm 2 gelmiş olur. Artık 2 5'e bölünmeyeceği için burada dururuz. Şuradaki 10'u ve 2'yi topladığımızda 12'ye elde ederiz. Bu da 52 faktörlerin içinde 5'in 12. kuvvetinin bulunduğunu bize söylemiş olur. Devam ediyoruz. Bir de 52'nin içindeki ikilere bakacağız. İkilerin daha fazla geleceği zaten aşikar. Çünkü 2'de 1 2 çarpanı geliyor ama 5'ler daha az geliyor. Daha az sıklıkla geliyor. 52 bölü 2 bize 26'yı verir. Bölmeye devam ederiz. 26 bölü 2'den 13. 2'ye bölündüğü için devam ederiz. 6. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 1'e ulaşmış olurum. 1 artık 2'ye bölünmediği için burada durmuş oluruz. Bölümleri toplarız. 26, 13 daha. 39, 6 daha. 45, 3 daha. 48, 1 daha. 49 gelir. Bu da 2 üzeri 49'a bize vermiş olacaktır. Tabi bunların dışında 3'ler, 7'ler, 11'ler, 13'ler de çarpılmış olur. O çarpımı da şöyle k ile göstermiş olalım. İşte tüm 5'leri ve 2'leri buraya topladık. Şunların çarpımından onun kuvvetlerini elde etmeye çalışacağız. Tabii ki belirleyici olan 5'in kuvveti olacaktır. Çünkü o daha az sayıda geldi. Ben orayı 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 37 olarak düzenlemiş olurum. Ve şuradan da 10'un 12. kuvvetini elde ederim. Yani onun 12. kuvvetinin burada çarpan olarak bulunması demek sayının sonunda da 12 tane sıfırın bulunması demektir. Doğru cevabımız burada D şıkkı olarak gelecektir. Her seferinde 2'ye bakmaya gerek yok. Çünkü 2'lerin daha fazla olduğunu bildiğimiz için ve onun kuvvetini de adedi az olanın belirleyeceğini gördüğümüz için 5'lere bakmak burada yeterli olacaktır. Doğru cevabımız da burada 12 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Faktöriyelli bir sayımızla 24'ü elde etmek istiyorsak buraya bizim 4 faktöriyel yazmamız gerekir. 120 elde etmek istiyorsak da 5 faktöriyel yazmamız gerekir. Bu durumda n-1 sayısı 4'e n sayısı 5'e eşittir. m artı 2 sayısı 5'e m sayısı da 3'e eşit olarak gelmiş olur. n-m faktöriyeli bulacağız. 1-5, 1-3, 5'ten 3 çıkınca 2 gelir. 2 faktöriyel bize 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. Toplam beyaz eşya sayımızı x olarak almış olalım. Her 6 tanesinin 4 tanesi buzdolabı. Bu durumda biz x dediğimiz toplam sayımızı 4 bölü 6 ile çarptığımızda buzdolabı sayımızı bulacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu durumda x tanenin 4x bölü 6 tanesi buzdolabı olarak gelmiş olur. O zaman x eksi 4x bölü 6'dan 2x bölü 6 tanesi de diğerleri olarak gelecektir. Bu diğerleri yani kalanların her 7 tanesinden 6 tanesi çamaşır makinesiymiş. Kalan 2x bölü 6'nın da o zaman 6 bölü 7 ile çarpılmış hali bize neyi verecektir? Çamaşır makinesini vermiş olacaktır. Şu altılar giderse bu da bize 2x bölü 7'yi vermiş olur. Demek ki buzdolapları 4x bölü 6 tane, çamaşır makineleri de 2x bölü 7 tane geliyor. Ee, biz bunları toplayıp tamamından çıkartabiliriz. Ya da zaten e, buzdolaplarını ayırdığımızda 2x bölü 6 kalmıştı. 2x bölü 6'dan 2x bölü 7 yani çamaşır makinelerini çıkartırsak diğer beyaz eşyaların adedini bulacağımızı da söyleyebiliriz. Burayı 7 ile burayı 6 ile genişletirsek 7 kere 2 14 yapar 6 kere 2 12 yapar 14 eksi 12'den 2x bölü 6 kere 7 42'yi elde etmiş oluruz. Bu da bize x bölü 21'i verir. Bu da diğer beyaz eşyaların sayısı olarak gelecektir. İşte bu diğer beyaz eşyaların sayısı 240'a eşitmiş. O zaman biz x bölü 21'in 240 olduğunu söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda da toplam beyaz eşya sayımızı 21 çarpı 240 olarak bulmuş oluruz. Bunu faktöriyelli olarak düzenlememiz istenmiş. Şu 240'ı görünce aklıma 120 geldi. 5 faktöriyel oradan yakalayabiliriz. 21'i de şöyle 7 çarpı 3 diye yazarsak oradan bir 7 gelmiş olur. 240'ı 2 çarpı 120 diye yazdık. Zaten şurası bize 5 faktöriyeli verdi. 3 kere 2 6 geldi. 7'yi de buraya yazdığımızda x değerimiz 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani 7 faktöriyel olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. 128'in yanına yeşil faktöryel işareti koyduğumuzda bu aslında 128 çarpı 126 çarpı nokta nokta 2'ye kadar olan çarpımı verecektir eksi 126'nın yanındaki yeşil faktöriyelle de 126 çarpı 124 çarpı nokta nokta 2 çarpımını elde ettiğimizi görüyoruz. Aslında şuradaki kısmın bize 126 yeşil faktöriyeli verdiğini biliyoruz. Yeşil faktöriyeli hemen şöyle ne yapmış olayım göstermiş olayım. E şurası da zaten bize o zaman neyi verecektir? 126 şu yeşil faktöriyeli vermiş olacaktır. O zaman bu 126 yeşil faktöriyeli ben k desem şurası da ne gelmiş olur? k gelmiş olur. E sol taraf ne yapıyor? 128 k yapıyor. Yan taraftan da 1 k geliyor. İkisini çıkarttığımda 127 k'ye ulaştığımı görüyorum. Karşı taraftaki şu 126 yeşil faktöreli de ben k dersem karşı tarafta 2 üzeri x eksi 1 çarpı k'yi bana verir. Sol tarafı ben 127 çarpı k bulmuştum. Burada k'ler birbirini götürürse geriye 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 127 kalır. Eksi 1'i karşıya gönderdiğimde 2 üzeri x 128 gelir. 128 2'nin 7. kuvvetidir. Bu durumda aradığım x değeri 7 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımın e şıkkı gelmesi gerekir. 3 faktöriyel bize 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'yı vermiş olur. Şurada 3 faktöriyel gördüğümüz yere 6 yazarsak içeride bir 6 faktöriyel elde ederiz. Bu da bize 720'yi verir. Onu da yine şu büyük parantezin içine 720 olarak yazdığımızda ifademizin aslında 720 faktöriyle dönüştüğünü görmüş oluruz. Bu neye eşitmiş? 4 faktöriyel çarpı A çarpı B faktöriyle eşitmiş. Biz burada A artı B toplamının en az olmasını istiyoruz ve onların sayma sayısı olduğunu unutmayacağız. Nasıl bir işlem yapabiliriz diye bakalım. Sanırım şöyle bir düzenleme yapabiliriz. Mesela şurada bir 720 faktörelimiz var ya oradaki 720 bizim için belirleyici olabilir. 720'yi bu şekilde yazdıktan sonra yanına şöyle 719 faktöriyeli yazabilirim. Karşı tarafta 4 faktöriyel var bu da bana 24'ü verecektir. Çarpı A çarpı B faktöriyel diyorum. Şimdi şu 720 ile 24'ü sadeleştirirsek Buraya 30'un geleceğini yani ifademizin 30 çarpı 719 faktöriyel eşittir a çarpı b faktöriyel olduğunu söylemiş oluruz. Bu durumda bence a'yı 30 gibi b'yi de 719 gibi düşünebiliriz. Toplamları da 30 artı 719'dan bize 749'u vermiş olur. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ben 719 faktöriyeli 719 çarpı 718 faktöriyel diye yazarsam Karşıda da a çarpı b faktöriyel durursa bu sefer 30 çarpı 719'u a ile eşleştiririm. B'yi de 718 almış olurum. Ama a çok büyüdüğü için a artı b toplamı da büyüyecektir. Demek ki bu şekilde ilerlemeye gerek yok. En küçük toplamı az önce elde ettiğim 749 olarak alabileceğimi söyleyebilirim. Doğru cevabımı da D şıkkı olarak işaretlemiş olurum arkadaşlar. 60 faktörelin içinde 21'in kuvvetlerini arıyoruz. Bu kuvvetin de en fazla olmasını istiyoruz. Nasıl bir yorum yapmamız gerekir? Mesela 60 faktörelin sonunda kaç sıfır vardır dediğimizde içinde 10'un kuvvetlerini aramış oluyorduk. E bu kuvvetleri de hani 10 5 çarpı 2 olduğu için 5'in kuvvetlerinde ve 2'nin kuvvetlerinde arıyorduk. Tabii ki bu çarpımda 60 faktörelde 2'ler daha fazla olduğu için belirleyici olan 5'ler olarak geliyordu. Biz de 5'lere bakıyorduk. O zaman burada da Nasıl orada onu 5 çarpı 2 gibi düşünüyorsak 21'i 7 çarpı 3 gibi düşüneceğiz. Ve biz burada 7'nin ve 3'ün kuvvetlerine odaklanacağız. 3 daha sık geldiği için 3'ün kuvveti daha fazla gelir. O zaman belirleyici olan kuvveti daha küçük gelecek olan 7'dir. 60'ın içinde kaç tane 60 faktörelin içinde kaç tane 7 çarpanı var diye nasıl bakarız? 60 bölü 7 dedik. Buraya 8 gelir. 8'i 7'ye böldüğümüzde buraya 1 gelmiş olur. Daha fazla 7'ye bölünmez. Bölümleri topladığımızda 8 artı 1'den 9'a ulaştığımızı yani yani 60 faktöriyel sayısını yazarken 7'nin maksimum 9. kuvvetini yazabileceğimizi görüyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Tabii daha büyük kuvvetleri de yazabiliriz ama şuradaki A sayısı da doğal sayı olacaksa daha büyük kuvvetlere gidemeyiz. Şimdi bir de 60'ın içindeki 3'lere bakalım diyeceğim ama zaten onlar daha fazla gelir. Şöyle 60'ı 3'e böldüğümde burada bile 20'ye ulaşıyorum. 20'yi 3'e bölsem 6 gelir. 6 bölü 3'ten 2 gelmiş olur. Artık 2 3'e bölünmez. 20'yi 6'yı ve 2'yi topladığımda 28'e ulaştığımı yani buraya 3 üzeri 28 yazabileceğimi görüyorum. 7'nin ve 3'ün kuvvetlerini yazdım. Kalan 2'lerin 5'lerin 11'lerin 13'lerin 19'ların çarpımını da buradaki A sayısı olarak gerçi daha A'ya geçmedik. Bir R sayısı olarak göstermiş olalım. Şimdi burada 21'in kuvvetine geçeceğiz ya. 7 ve 3'lerle 21 elde ediyoruz. 7 üzeri 9 var, 3 üzeri 28 var. O zaman ben burayı 7 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 3 üzeri kaç olarak yazarım? 19 olarak yazmış olurum. İşte şurası bana neyi verir? 21 üzeri 9'u 21'in en büyük kuvveti olarak vermiş olur. Kalan 3 üzeri 19 çarpı R de şuradaki A doğal sayısı olarak gelecektir. İşte bu ifade 60 faktöriyle eşittir. Yani benim burada 21'in kuvveti olarak kullanabileceğim en büyük değer 9 olarak gelmiştir. Doğru cevabımın A şıkkı olması gerekir. Sarı çemberin içine 10 gelmiş. Bu durumda şu ikinci eşitlikten faydalanmak gerekiyor. A yerine 10 gelmişse 1 artı 2 diye 10'a kadar olan toplamı bulacağız. Bu da bize 10 çarpı 11 bölü 2'den 55'i vermiş olur. Elde ettiğimiz 55'i mavi üçgenin içine yazmış olacağız. O da üstteki eşitliği bize kullandırtır. 1 çarpı 2 çarpı 3 diye A'nın yerine 55 geldiği için 55'e kadar gideriz. Bu da bize 55 faktöriyeli verir. İşte biz 55 faktöriyelin içindeki 3 çarpanlarının adedini bulmaya çalışıyoruz. Neydi mantığımız? 55'i sürekli 3'e bölerek gidiyorduk. Bölünmez hale gelene kadar. 55 bölü 3'te bölümümüz 18 gelir. 18 bölü 3'te buraya 6 gelir. 6 bölü 3'te bölüm 2 olur. 2 daha fazla 3'e bölünmeyeceği için burada dururuz. Bundan sonra şu bölümleri toplarız. 18, 6 daha 24, 2 daha 26'yı elde etmiş oluruz. Bu da bize 55 faktörünün içinde 3'ün 26. kuvvetinin bulunacağını söylemiş olur. Doğru cevabımız da C şıkkı 26 olarak gelir arkadaşlar. a'nın, b'nin ve c'nin pozitif tam sayı olması önemli. Eğer pozitif tam sayı demese, b'yi ve c'yi çok büyütüp a'yı da daha da küçültebilirdik. Ama pozitif tam sayı işin içine girdiği zaman burada a'nın tam sayı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela 4 faktöriyel bize neyi verecektir? 24'ü verecektir. Şimdi 4 faktöriyel eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 olarak yazılabilir. Mesela biz burada şu 2 üzeri 3'ün yanındaki sayıyı 3 olarak belirlemiş olduk. Ama ben şunu da yapabilirim, değil mi? Mesela derim ki burada 4 faktöriyeli ben şöyle yazayım. 2'nin karesi çarpı 6 olarak yazayım derim. 2'nin birini buraya veririm ve buradaki sayıyı büyütmüş olurum. İşte kuvveti küçülttükçe yanındaki sayıyı büyütmüş oluyorum. Ama şu da olur. Ben 4 faktöriyel eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3 bölü 2 de yazabilirim. Bu da bana istediğimi verir ama bu sefer yandaki sayının tam sayı gelmediğini görmüş olurum. Onun için burayı da tam sayı yakalamak istediğimden ben burada elde edebileceğim en büyük kuvveti buluyorum ve onun üstüne çıkmıyorum. Buna dikkat etmem gerekiyor. Peki 10 faktöryelin içinde 2'nin hangi kuvveti var? 3'ün hangi kuvveti var? Bunları nasıl yakalayacağım? Buna bir bakalım. Neydi temel mantığımız? Onu böyle sürekli 2'ye bölüyorduk. Buraya 5 geldi, 2'ye bölündü, 2 iki geldi, 2'ye bölündü, 1 gelmiş olur. Şuradaki bölümleri topluyorduk. Bir daha 2'ye bölünmez. Bunların toplamı bize kaçı vermiş olacaktır? 8'i. Demek ki biz burada 10 faktöreli düzenlerken şuradaki A'nın tam sayı olması için 2'nin en fazla 8. kuvvetini kullanabiliyoruz. Devam ediyorum. Onun içindeki 3'lere bakacağım. 3'e böldüm, 3. Üç. 3'e böldüm, 1 geldi. Bir daha fazla 3'e bölünmez. Buradan da bölümleri topladığımda 3 artı 1'den 4'ün geldiğini görüyorum. Hemen 3 üzeri kaçı yazıyorum? 4'ü yazıyorum. Çarpı kalanları da burada A olarak belirlemiş olacağım. Peki 10 faktörün içindeki tüm 2 çarpanlarını, tüm 3 çarpanlarını yazdıktan sonra geriye ne kalır? Hep asallar üzerinden gittiğim için 1'den 10'a kadar olan çarpımda kullanacağım asallar zaten 2, 3, 5 ve 7'dir. E, 2'nin tüm kuvvetlerini yazdım, 3'ün tüm kuvvetlerini yazdım, geriye 5 ve 7 kalıyor. 10 faktörün içinde kaç tane 5 çarpanı var diye baktığımda onu 5'e bölerim. Zaten doğrudan 2 gelmiş olur. Buraya 5'in karesini yazarım. Onu bir de 7'ye böldüğümde buraya zaten 1 gelecektir. Daha fazla bölemem. Bir de 7 üzeri 1 yazmış olurum. İşte 10 faktöriyelin farklı bir formatta yazılmış hali. Şurada 2 üzeri 8'i yakaladık. Burada 3 üzeri 4'ü yakaladık. Kalan şu kısımda bize üstteki A değerini verecektir. 5'in karesi 25. 25 kere 7 de bana 175'i verdiği için buradaki a'nın en küçük değeri D şıkkı 175 olarak gelmiş olur. Daha büyük nasıl olurdu? Yine örneğini vereyim. Mesela şuradaki 2'nin kuvvetlerinden birini buraya gönderirdim. 10 faktöriyelini şöyle yazmış olurdum. 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 4 çarpı orası 175'ti. 2 çarpanını da gönderince 350 gelmiş olur. Ama bu durumda ben a'yı büyütüyorum. Ben küçük kalsın dediğim için tüm 2'nin kuvvetlerini ve tüm 3'ün kuvvetlerini e, sol tarafa e, gönderdim. Kalan sayıların çarpımıyla da minimum A değeri olarak 175'i yakalamış oldum arkadaşlar. Ünlem işaretini yani faktöriyel işaretini verilen en sayısının neresine koyduğumuz neresine yerleştirdiğimiz bizim için önemli. Burada 20'nin sağ tarafına yerleştirilmiş o zaten klasik faktöriyel işlemini bize verecek. Yani üst taraf 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta 20'ye kadar gitmiş olacak. Alt tarafta 10'un sol tarafına ünlem yerleştirmişiz. Bu bize ne diyor? 1'den başla 3 5 diye ilerle şu n yerine 10 gelsin diyor. n yerine 10 gelmesi demek 2 kere 10 20 eksi 1'den 19'a kadar tek sayıları çarpmamız demektir. Demek ki biz burada paydamıza 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı nokta nokta 19'u ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Üst tarafa baktığımızda üst tarafta bulunan tüm tek sayılar alt tarafa da gelmiş. Onların her biri birbirini ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. Şurada 19 vardır. Onlar da birbirini götürür. 5 var. 5'ler de birbirini götürür. O zaman sadece üst kısımdaki çift sayılarımız kalır. Üst kısımdaki çift sayılarımız 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı nokta nokta 18 çarpı 20'yi bize vermiş olacaktır. Onu nasıl elde edeceğiz? Yani onu dediğim bu elde ettiğim 2, 4, 6 diye 20'ye kadar olan çift sayıların çarpımını sanırım şu en altta verilen üst tarafa faktörel işaretini koyduğumuz durumdan elde edeceğiz. Burada çünkü 2, 4, 6 diye 2'ye ne kadar gitmek istiyoruz. Son sayımız 20'nin 2'ye olduğunu düşünürsek bu durumda en yerine 10'un gelmesi gerekir. Yani aslında şurada n yerine 10 geldiğinde 2 4 diye 20'ye kadar olan çiftleri çarpmış oluruz. n yerine 10 geliyorsa gösteriminde onun üzerinde faktöriyel işareti olması gerekir. Bu da bize A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. 27 faktöriyel sayısında bulunan 3 çarpanlarının adedi üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. 27 faktöriyeldeki 3 çarpanı sayısını bulmak için 27'yi sürekli kaça bölüyorduk? 3'e. 27 3'e böldüğümüzde bölüm 9 gelir. Bölüm 3'e bölünmeye devam ediyorsa biz de ilerliyoruz. 9/3 dediğimizde yine buraya 3 gelir. 3 de 3'e bölündüğünde artık burada 1'i elde etmiş oluruz. 1 3'e bölünmeyeceği için burada bekleriz. Şurada elde ettiğimiz bölümleri toplarız. 9 3 daha 12 1 daha bize kaçı vermiş olur? 13'ü vermiş olur. Bu bize şunu söyler. 27 faktöriyel eşittir Y çarpı 3 üzeri en fazla kaç yazabiliriz? 13 yazabiliriz. Ne olmak üzere? Y bir sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere. Bu bize şunu söyler. Biz 27 faktörün içindeki tüm 3'leri buraya yazdık. Şuradaki y değeri de o 3'ler dışındaki 2'ler, 5'ler, 7'ler, 11'ler, 13'ler, 17'ler, 19'lar 23'ler olarak gelecektir. Onların çarpımı olarak gelecektir demiş olur. Biz bunu şöyle de düzenleyebiliriz. Örneğin o 3'ün bir tanesini y'nin olduğu yere göndeririz. Bu durumda şöyle olur. y çarpı 3 çarpı 3 üzeri 12 olur. Örneğin şuna da bir z sayısı dersek. Biz 27 faktöriyeli z çarpı 3 üzeri 12 olarak da yazabiliriz. z bir doğal sayı olmak üzere. Buradaki 3 üzeri 12 duruyor. 3'ün bir tanesini artık yan tarafa ne yaptığımızı söylüyoruz. Gönderdiğimizi söylüyoruz. Burada en fazla 13 kullanabiliriz. Yandaki çarpan doğal sayı olmak üzere. Sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere onun dışında eğer 13'ten büyük sayılar kullanacaksak oradaki y değeri bir kesir formatına dönüşmüş olacaktır. Yani ben şurada eğer 3 üzeri 14'ü yazarsam en fazla 3 üzeri 13 olduğu için benim buraya örneğin şu y bölü kaçı yazmam gerekir? 3'ü yazmam gerekir. Çünkü aslında 3 üzeri 14 bölü 3 üzeri 1 bana 3 üzeri 13'ü verecektir. Şu y'nin içinde hiç 3 çarpanı olmadığı için artık burası bu kesir haliyle karşımıza ne yapmış olur? Çıkmış olur. Burası artık ne değildir? Doğal sayı değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi burada da demiş ki. Bu y sayısı doğal sayı değildir demiş. İşte doğal sayı olmaması için o 3 üzeri 13'te kullandığım 13'ten daha büyük kuvvetleri benim ne yapmam gerekir? Kullanmam gerekir. Bu durumda oradaki sayı artık doğal sayı olmaktan çıkar. O zaman buradaki 3'ün kuvveti olan x'i 13'ten büyük seçtiğimizde şu y'nin içinde hiç 3 çarpanı olmadığı için paydamıza 3'ün kuvvetleri ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Ve o y bölü 3'ün kuvveti formatındaki sayı da doğal sayı olmayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman biz burada x yerine 13'ten büyük ama en küçük 14 doğal sayısını daha sonra 15'i daha sonra da 16'yı veririz diyerek ilerleyebiliriz. X'den alabileceği en küçük 3 farklı tam sayı değerin toplamı sorulmuş. İşte o 3 değer 14, 15 ve 16 olarak gelmiştir. Bunların toplamı bize 45'i verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Faktöriyelli sayılarımızda ilk olarak sonuna 0 gelen sayımız 5 faktöriyeldir. Çünkü bir sayının sonuna 0 gelmesi için o sayının içinde 10 çarpanının bulunması gerekir. Faktöriyele baktığımızda 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı diye gidiyoruz. Onu elde etmek için bizim 2'ye ve 5'e ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. 2'ler zaten yeterince oluyor ama 5'lerimiz 5 tane de 1 geliyor. Tabi 25 falan olunca 2 tane de geldiği oluyor ama 5'ler 2'lere göre daha az gelmiş oluyor. Şuradaki 2'yi alsak şurada gelen ilk 5'i de aldığımızda bu ikisinin çarpımı bize İlk onumuzu ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Devam ettiğimizde 10'a geldiğimizde ikinci onu elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde 15'e geldiğimizde şu 15'in içindeki 5'i alsak zaten her yerde 2 çarpanı var, 4'te var, 6'da var, 8'de var. Onlardan da birini aldığımızda üçüncü onumuzun geldiğini söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde 20'ye geldiğimizde zaten 20 doğrudan 10'un 2 katı geliyor. Bunu 2 çarpı 10 gibi düşünürsek buradan da bir tane 10'un geldiğini söyleyebiliriz. Bu mantıkla ne yapmış oluruz? İlerlemiş oluruz. Devam ettirirsek 25'e geldiğimizde 25'te şu 25'i 5'in karesi gibi düşünürsek 5'in karesi olduğu için şu diğer çarpanlardan da 2'nin karesini getirirsek 5'in karesi çarpı 2'nin karesi bize neyi verecektir? 10'un karesini. Burada 10'un karesi gelir. Yani yeni bir 10 değil de yeni iki tane 10 çarpanı gelmiş olur. Buna da dikkat etmemiz gerekir bu şekilde ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel sayılarının sonunda bulunan sıfır sayıları sırasıyla 4, 3, 1'dir. 2A artı 3B eksi 3C ifadesi en az kaçtır? Şimdi en az dediği için A'yı ve B'yi küçük seçeceğiz. Ama C'yi ne yapmamız gerekiyor? Büyük seçmemiz gerekiyor ki önünde eksi var. Orayı ne yapmış olsun? Küçültmüş olsun. Şimdi bir kere C faktöriyelin sonunda bir tane sıfır varmış. Sonunda bir tane sıfır olmasını istiyoruz. Mesela ilk olarak şu 5 faktörüyle geldiğimizde sayımızın sonunda bir sıfır geliyordu. Ama 10 faktörüyle ulaştığımızda ikinci sıfırımız geliyor. Demek ki <laughs> biz burada 9 faktörüyle kadar gittiğimizde hep sayımızın sonunda kaç tane sıfır olacaktır? Bir tane sıfır olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çarpımında sadece bir tane 5 olduğu için. O zaman ben burada C yerine en fazla kaç verebileceğimi görüyorum. 9 verebileceğimi görüyorum. A'ya baktığımda A'yı B'yi küçük seçmem gerekiyordu. Önce B'ye bakalım. B faktöriyelin sonunda 3 tane 0 varmış. 3. sıfırımızı 15 faktöriyle geldiğimizde elde etmiştik. 20 faktöriyle kadar yeni bir 5 çarpanı gelmediği için hep 3 sıfırla ilerlemiş oluruz. Ama biz zaten o B sayısını küçük tutmak istediğimiz için B'ye verebileceğimiz en küçük değeri alırız. O da 15 olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Büyük almak isteseydik 19'a gitmiş olurduk. A faktöriyelin sonunda 4 tane sıfır var. Dördüncü sıfırımız şuradaki 20'de gelmişti. Yani 20 faktöriyelde ilk defa Kaç tane sıfır yakalamış oluyoruz? 4 tane sıfır yakalamış oluyoruz. Daha sonra 25 faktöriyele kadar hep 4 sıfırla gidiyoruz. E zaten orada 2 tane birden sıfır geldiği için 4 tane sıfırdan 6 tane sıfıra geçiyoruz. Yani hiçbir faktöriyelin sonunda 5 tane sıfırın olmadığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Sonuçta biz A'yı da küçük almak istemiştik. A'ya verebileceğimiz en küçük değerin zaten 20 olduğunu az önce söyledik. O zaman A yerine de 20 yazmamız gerektiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi 2A demiş 2 kere 20 bize 40'ı verir. Artı +b demiş. 15 dedim. Bundan da 3c yani 27'yi çıkartacağım. 40'tan 27 çıksa 13 gelir. 13 15 daha bize 28'i verir. Aradığımız cevabın A şıkkı 28 olması gerekir arkadaşlar. 11 faktöriyel sayısını yazdığımızda 11 çarpı 10 çarpı 9 diye kaça kadar çarpmış olacağız? 1'e kadar çarpmış olacağız. Biz bunu 4 üzeri n ile oranladığımızda sadeleştirmelerimizi yaptıktan sonra elimizde bir tek sayının kalmasını istiyoruz. Tek sayının kalması için pay kısmındaki tüm ikileri bizim alıp sadeleştirmemiz gerekir. Buradaki mantığın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki 4 üzeri n'i 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2'nin eninci kuvveti 2 üzeri 2 n gibi düşünelim. Biz burada aslında 11 faktörelin içindeki ikilere odaklanmamız gerektiğini görelim. Oradaki ikilerin hepsini Alalım ki geriye sadece tek sayıların çarpımı kalmış olsun. 11 faktörelin içinde kaç tane 2 çarpanı var diye bakmak için yöntemimiz neydi? 11'i 2'ye bölüyorduk. Buradan 5 gelir 2'ye böldük. Buradan 2 gelir 2'yi de 2'ye bölünce 1 gelmiş olur. Bir daha fazla 2'ye bölünmez. Şu bölümlerimizi topluyoruz. 5, 2 daha 7, 1 daha bize kaçı vermiş olur? 8'i. Demek ki 11 faktörelin içinde 2 çarpanımız 8 defa bulunur. O zaman şu payda da 2 üzeri 2n dediğimiz yer eğer bize 2 üzeri 8'i verirse bu 2 üzeri 8 ile üstteki tüm ikiler sadeleşir ve geriye sadece tek sayılarımızın çarpımı kalır. Tek sayıların çarpımı da bize tek bir sayıyı verecektir. O zaman bizim buradaki 2 üzeri 8'imiz 2 üzeri 2'ye eşit olmalıdır. Buradan 2'ye eşittir 8'den n'in 4 geleceğini doğru cevabımızın da D olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 8 tane asalı en küçükten itibaren bir bulalım. 2 ile başlayacağız. Daha sonra 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19'a ulaşacağız. Birinci asal, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. 19'dan sonraki dokuzuncu asalımız olan sayımızsa 23'tür. Şimdi sekizinci asal 19, dokuzuncu asal 23 olarak geliyor. X faktöriyel sayısını yazdığımızda 1 çarpı 2 diye nokta nokta X'e kadar gitmiş olacağız. Biz burada 8 tane asal olsun istiyoruz. O zaman bizim bir kere 19'a kadar kesin gelmemiz lazım. Ama 23'e ulaşmayacağız. Bu durumda x'e vereceğimiz en küçük değerin 19. En büyük değerin de 22 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çarpanlarımızda birbirinden farklı 8 asal olsun ama dokuzuncu işin içine girmesin diye. Diyor ki burada çarpanlarından biri 25'in karesidir diyor. 25'in karesi ne demek peki? 5'in karesinin karesinden 5 üzeri 4 demek. Yani biz burada 5'in 4. kuvvetinde olmasını istiyoruz. Şimdi 5'in 1. kuvveti bir kere 5'ten gelmiş olur. Ondan da bir tane 5 gelir. 15'ten bir tane 5 gelir. 20 de olmalıdır ki 4. 5'imiz gelmiş olsun. Demek ki biz burada x'e 19 verdiğimizde biz durumu kurtaramayacağız. 20 de işin içine gir girmeli ki 5 de işin içine girmiş olsun. O zaman 19'u veremeyeceğimizi en azından 20'yi vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Yani x'e vereceğimiz değerleri 20, 21 ve 22 olarak bulmuş oluyoruz. x'in alabileceği en büyük değerin rakamları toplamı kaçtır demiş. En büyük değeri 22 olarak bulduk. Rakamları toplamı 2 artı 2'den 4 yapar. Doğru cevabımız burada C şıkkı gelmelidir. Doğru sonucu biz bir hesaplayalım. Önceliğimiz parantez içinde 9 faktöriyel ile 8 faktöriyeli topluyoruz. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazdım. 8 faktöriyeli 8 faktöriyel çarpı 1 diye düşünüyorum. Ben burayı 8 faktöriyel ortak parantezine alırsam buradan 9 buradan 1 gelir ikisinin toplamı 10 yapar. Yani şu kısmın ben 10 tane 8 faktöriyel olduğunu söyleyebilirim. 10 faktöriyeli bununla böleceğim. O zaman 10 faktöriyel bölü 10 çarpı 8 faktöriyeli aradığımı söyleyebilirim. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazdım. Alt tarafa da 10 çarpı 8 faktöriyeli yazdığımda burada 8 faktöriyellerin ve onların birbirini götürdüğünü Doğru cevabında 9 olduğunu görüyorum. 9 cevabını veren yani doğru cevabı veren kitle %30'luk kitleymiş. Ve bunlar 1200 kişiye denk geliyormuş. Biz ee, burada cevap verenlerin tamamının sayısını bulmaya çalışıyoruz. Tamamının sayısına x dersek x'in %30'u yani x çarpı 30 bölü 100'ün bize kaçı verdiğini söyleyebiliriz. 1200 kişiyi verdiğini söyleyebiliriz. Buradan x'i çekmeye çalışacağız. Şuradaki birer tane sıfırı sildiğimizi düşünelim. İçler dışlardan onu da buraya gönderirsek. 3 tane x'imiz 1200 çarpı 10'dan 12.000'e eşit olacaktır. Her taraf 3'e böldüğümüzde de aradığımız x değerini 12.000 bölü 3'den 4000 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. şıklarda aradığımız sayı 12 ile tam bölünebilen 27 ile tam bölünebilen ama 50 ile tam bölünemeyen bir sayı olacak. Buna dikkat edeceğiz. Faktöriyelli sayılardan bahsediyoruz. 12 ve 27 ile bölünme olsun diyoruz. Şimdi 12 ile bölünme için zaten hemen aklımıza ne gelir? 4 faktöriyelde bunu yakalarız. Belli ki sayımız 4 faktöriyelden ne olmalı? Büyük olmalı. Ama 27 ile tam bölünme de önemli. Çünkü 27'ye baktığımızda bu 3'ün küpü olarak gelecektir. Demek ki faktöriyelli sayımızda 3'ün küpünün çarpan olarak bulunması gerekir. Yani 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ün işin içine girmesi gerekir. Bunu bir düşünelim. Şimdi birden itibaren yazıyoruz. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 dediğim anda bir kere 12 ile bölünmeyi yakaladık. Demek ki aradığımız sayı 4 faktörelden kesinlikle büyük olmalı. Devam ediyorum. Şu an bir tane 3'üm var. Ben 3 üç tane 3'üm olsun istiyorum. Çarpı 5 dedim. Çarpı 6 deyince... 6'nın içinde de bir tane 3 var. Şu an 3'ün karesine ulaşmış oldum. Çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 dediğim anda zaten buradan 3 üzeri 1 buradan 3 üzeri 1 buradan 3 üzeri 2 gelir. Bunların çarpımı bana 3 üzeri 4'ü verecektir. 3'ün küpüne geçmedim çünkü doğrudan 9 gelince 3'ün 4. kuvvetine geçmiş oldum. Ama 9 faktörelden itibaren 27'ye de 12'ye de tam bölüneceğimi ne yapabilirim söyleyebilirim. Demek ki benim aradığım sayı bir kere 9 faktöriyelden daha büyük olmalı. O o zaman şıklardaki 5 faktöriyeli 7 faktöriyeli eleyebiliriz. 9 faktöriyeli eleyecek miyim ona bakacağım. Ben sayımın 50'ye tam bölünmemesini istiyorum. 50'yi nasıl elde ederim? 5'in karesi çarpı 2'den elde etmiş olurum. Zaten 2'den yeterince var. Önemli olan 5'in karesine ulaşmamak. Çünkü 5'in karesine ulaştığım anda yeterince 2'm olduğu için 2 çarpı 5'in karesi bana 50'yi verir. Ve elde ettiğim faktöriyel sayı 50'ye tam bölünür. Oysa ki ben bölünmesini istiyorum. 5'in birinci kuvveti buradan zaten geliyor. İkinci kuvveti de 9'un yanına yazacağım ondan gelecektir. Ama buradaki 5 geldiği an 5 üzeri 1 buradan, 5 üzeri 1 buradan, 5'in karesine yeterince ikimde olduğu için 5'in karesi çarpı 2'den 50 çarpanla ulaşmış olurum. Ben buna ulaşmak istemiyorum. Demek ki benim buraya ne yazmamam gerekiyor? Onu yazmamam gerekiyor. Belli ki ben 9 faktöreye ulaştıktan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Çünkü 9 faktörele geldiğimde 12'ye de 27'ye de bölünmeyi sağlamıştım. Ama 50'ye bölünmek istemediğim için daha fazla devam etmemem gerekir. 10 faktörel dediğim anda artık 50'nin katı olan faktöriyelli sayılara geçmiş olurum. 10 faktörelden sonrakilerin her biri de zaten 50'nin tam katı olarak gelir. Demek ki benim burada aradığım o değer 9 faktöriyel değeri olmalıdır. Doğru cevabım da burada C şıkkı 9 faktörel olarak gelmiştir arkadaşlar.